Her zaman karnın doyacak bu evde. Hem de ziyadesiyle. Belki köpeğim için alırım sonra. Başka? En güzel kıyafetleri giydireceğim sana. Başka? En iyi okullarda okutacağım seni. Piyano, bale, ne öğrenmek istersen, neyi seversen, onu seçeceksin. En iyi eğitimleri aldıracağım sana. Seni gerçek bir prenses yapacağım Masal. İyi de niye? Sen ne kazanacaksın karşılığında? Aç kızım. Sana yalan söylemeyeceğim. Lütfen. Bak Dedoli, nasıl bir numara çeviriyorsun anlamadım ama. Tarihine bak. Yirmi yıl önce mi? Ben değilim ki o zaman. Biliyorum. Kim bu? Kızım. Bunu başka zaman anlatacağım sana. Ama şunu bilmeni istiyorum ki benim hikayem yarım kalmış bir masal. Nasıl yani? Bana sorarsan seninki de öyle. Hiç düzgün bir hayatın oldu mu? Birlikte yaşadığın insanlara güvenebildin mi hiç kalbinle? Seni asla yarı yolda bırakmayacaklarına inandın mı? Şuranda. İşte ben sana bu hayatı vereceğim. Ama önce söyle. Burada benimle birlikte yaşamayı ister misin? Ömrüm boyunca sana sunulmayan bütün fırsatları ayaklarına seriyorum. İster misin? İstemem ben Haruncuğum. Prenses olmak. Hele de senin prensessin. Allah razı olsun. Çok 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 sağ ol da. Hiç böyle şeylere gerek yok. Ne demek şimdi bu? Ben prensesim zaten. Hiç böyle şeylere de ihtiyacım yok. Neye ihtiyacın var peki? Tek bir şeye. Neye? Babama. Çok az kaldı kızım, çok az kaldı. Bir de havai fişek numaramızı patlatır şimdi. Sonra ver elini Amerika. Hayırlı işler prenses. Eyvah. Eyvah ya, eyvah. Şimdi nereye kaçacaksın? Yok abicim, ne kaçması? Tüm bildirimle dikkatine. Küfle koş, koş tapuk.
Kaçma! Nereye gidiyorsun? Kaçma! Benimle açık konuştunuz, ben de aynısını yapacağım. Seni sevdim Hilal kızım. Ama kararım kesin. Benim torunum Masal olacak. Neden? Bende olmayan ne var ki onda? O çok azimli bir kız. Yaşama azmi var. Ne olursa olsun vazgeçmeme. Benim en değer verdiğim meziyettir. Her şeyi başarabilir o kız. Şu anda kendisi de farkında değil ama gerçek bir prenses Masal. Hüseyin abi bak, bu para benim için çok değerli. Sana güveniyorum Masal. Bütün bunlar senin için, biliyorsun. Sağ olun. Bol şans hepinize. Yaşamınızda kim olduğunuza dair büyük bir adım atmanızı istiyorum sizden. Özellikle de senden Masal. Yüzümü kara çıkarmayacağından eminim. Kolay gelsin. Piyano çalmanın esaslarından biri nedir çocuklar? Yeteneğin olması. Piyano olmaz hiçbir şey çalamazsın ki. Duruş pozisyonu öğretmenim. Doğru. Öncelikle doğru duruş. Sırtınız dik duracak. Ne çok ileri ne çok geri. Oturduğunuz yeri ortalayın. Biraz ileri git. Ayaklar. Ayaklar yere sağlam bassın. Ve eller. Sanki avucunda minik bir portakal tutuyormuş gibi. Şimdi çalmaya hazırsınız. Zombi gibi mi duracağım ben? Felç oldu da insan hastaneye kaldırırlar. Çalmak istiyorsan doğrusu bu Masal. Bırakın notalar havada uçuşsun. Sırtın böyle duracak. Ayakların yanlış. Düzelt. Yere sağlam bas. Eller böyle. Omzunu rahat bırak biraz. Oturuşun da yanlış. Biraz ileri otur. O kadar değil Masal. Geri gel. Ya ablacığım sen de bir karar ver ya. Deniz gibi dalgalısın. Bir öyle bir böyle başım döndü. Masal çok ayıp. Öğretmenimize ne biçim konuşuyorsun ama? Tamam sevmiyorum ben İlal'cığım. Yine de kendini daha kibar ifade etmen gerekiyor. Değil mi öğretmenim? Doğru. Fazla kibarlık bende hazımsızlık yapıyor da. Tabii. Sokaklarda öğrenememişsin sen böyle şeyleri. Normal. Ama yine de çabalayabilirsin. Baksana ne güzel imkanlar var önümüzde. Eski özlemişsin sen belli. Yalaka. Rica ederim. Bu nasıl üslup? Senin yaşında bir çocuğun edeceği laflar mı bunlar? Ömrümde duymadım. Ay canım kulaklarım incindi. Öpeyim de geçsin.
Harun Bey'le bizzat konuşacağım. Bundan sonra benim derslerime katılmana gerek yok. Zaten senin hamurunda da yok. Meraklı değilim zaten. Hem çalmak istesem Yağmur ablam bana öğretirdi. Senin gibi pozcu değil o. Gerçekten de çalıyordu. Ne oldu? Dili mi tutuldu? Atanamamış değildi seni. Notalar havada uçsun istiyordun değil mi? Al o zaman. Allah dualarını kabul etti. Bir zamanlar Rus prensesleri böyle eğitilirdi. Onları sırf yürüyüşlerinden bile ayırt edebilirdiniz. Enayiler, okuyacaklarına kafasına koymuşlar. Bir şey mi dedin? Başlayalım. Çok şık, çok zarif. Hem de 16 saniyede. Bravo. Teşekkür ederim. Buyursunlar. Tekrar deneyelim. Ya ablacığım sen beni salsan mı artık? Allah bana iki ayak vermiş. Yürüyorum şurada tıngır mıngır, ne gerek var? Bak o prenses olmaya daha meraklı. Onu öğret bana değil. Yürüyüşü bir insanın karakterini ele verir. Dik bir duruş, havada bir çene, kendinden emin bakışlar. Bunlar prenseslerin, asillerin, büyük insanların duruşudur. Oysa seninki, yılgın insanların yürüyüşü. 100 metre öteden anlar insanlar kaybedenlerden olduğunu. Ve kimse dışarıdan senin gibi görünmek istemez. Bu da benden sana bir hayat tavsiyesi olsun. Hadi bakalım, tekrar deneyelim. Göster bakalım bize. Kimsin sen? En azından çabaladın ve bize kaybedenlerden olmak istemediğini kanıtladın. Siz kazanmakla kafayı bozmuşsunuz. Ama sen kaybettin. Sokakta böyle yürürsen dikkat çekersin. Bir de seni bir hastanıp gözüne kestirir. Sonra el çabukluğuyla indirirler o abanı. Saat, cüzdan ne varsa. Artık nasıl yürüyeceğine dikkat et. Bu da benden sana bir hayat tavsiyesi olsun. Belli ki seninle çok işimiz var Masal. Aferin İlay. Öğretmenim, çiçeklerle ilgili bir şarkı var mı hiç? Çok var. Hangisi?
beyaz. Orkide? Yok, minik minik. Keskin kokar. Okula gelirken var ya şeyin orada. Benim de canım balıklı şarkı çekti. Balıklı mı? Hı-hı. Edebiyatta da örnekleri var ya hani Moby Dick filan. Kışın İstanbul'da da boğulmuş eskiden. Vapurda yiyorlarmış, yağlı oluyormuş. Anlamadım. Biz o balıkları tutan ailelerle ilgili bir şarkı söylemek istiyoruz. Hı-hı. Bizim aile full balıkçı da. Değil mi kardeşim? Yasemin Palamutçuoğlu. Maç sayısı. Şan dersinde bu sabah biraz daha ilgiliydi galiba. Ne dersin Nazmiye? Masalı diyorum. Bir şey söylemek üstüme vazife değil benim efendim. Ama teniste de durum farklı değil. Tebrik ederim. Adil maçtı. Ama sen de daha iyiydin bugün. Yakında sıkı maçlar yaparız bence. Ben de deneyebilir miyim bir? Dostum. Şu an seninle kapışamam ama masalla eğlenebiliriz belki. Dostum yapma etme. Vur ya, ne olacak? Acımam bak. Tostluk ayrı, bu ayrı. Hazır dişime göre bir rakip bulmuşum. Kaçırmam bu fırsatı. Yolla gelsin. İyiyim ben artık. Peki. Aferin Cüneyt, bravo. Ne oldu öyle ya? Çok iyi atıştı be. İşte bu. Dostum. Tam olarak ne oluyor burada? İntikam. Yıllardır oturduğumun intikamı. Bah! 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 Çok iyi Cüneyt. Bravo Cüneyt. Bah! 30-0 Cüneyt. Ne oluyor? Cüneyt. O mu vurdu topa? Tekerlekli sandalyeden kalkan oğlan mı? Bilmiyorum ama... çocuk fevkalade. Bakayım. Neşe Hanım, nerede masal? Biz böyle mi anlaştık sizle? Harun Bey, masalın size söyleyecekleri var. Yemek saatinde, ne münasebet? Affınıza sığınarak çok rica ediyorum. Thank you.
Mihrim. O ben değilim ama... onun gibi olabilirim. Yapabilirim ben bunları. Öğrenebilirim. Sevebilirim de. Ama hiçbiri ben değilim. Peki kimsin sen? Hayat kötüydü bana. Ben de kötü bir kız oldum. Hala da oluyorum galiba. Çok garip ama... yediğim dayaklar, söylediğim yalanlar, çevirdiğim dolaplar, çaldığım paralar, hatta neler neler. Ama hala insanlara iyi gelmeyi seviyorum ben. Çağrım bu benim, eminim. Sayende hayatımda ilk kez inanıyorum Harun amca. Bir gün doktor olacağım ben. Tebrik ederim. Çok soylu bir meslek. İlk işte annemin hastalığına hızlı bir tedavi bulacağım. Tebrik ederim tatlım benim. Tebrik ederim. En iyisi sen olacaksın. Eminim. Ya, tamam ya. Yeter bu kadar duygusallık. Müsaadenizle şarkı çalmak istiyorum piyanoyla. Neşeciğim de beni çekip belki kendime gönderir. Tabii tabii. Doğru. Herkesin bir çaresi var bu hayatta. Ama hiç mi yemek yapmaz bir doktor? Ya da bir aşçı asla tırmanmaz mı Everest Dağı'na? En başında hepimiz biraz abla, biraz kardeş. Bazen bir baba, bazen de bir torun değil miyiz? Çağrılar önemli ama hayat tek bir şeyle yetinmek için çok ama çok kısa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.